Evet. Test 28 soru 1. Burada Büyük Millet Meclisi'nin kendisine karşı çıkan insanlara bastırabilmek için aldığı tedbirler verilmiş. Buna göre Büyük Millet Meclisi'nin ayaklamalarına bastırmak için yöntemlerden hangilerine başvurmuştur? Sorusu sorulmuş. Hiyaneti vataniye kanunu çıkarması yasama gücünü kullandığına kanıt olarak gösterilebilir. İstihdam hakemlerinin kurulması ve vatan hainlerinin idam edilmesine karar vermesi, yargı mekanizmasını devreye koymayı yöntemini kullandığına e, kanıt olarak gösterilebilir. Ankara Müftüsü Rıfat Efendi'den fetva çıkartılması dini kurumlardan yararlandığını gösterir. Burada seyyar müfreze birliklerinin oluşturulması ise askeri kuvvetlerden yararlanma ifadesini ortaya koyar. Burada diplomatik girişimlerde bulunma ifadesini yöntemini kullandığını söyleyemeyiz. diplomatik girişimlerde bulunması eğer deseydi ki itilaf devletleri temsilcisiyle görüştü, İstanbul hükümeti merkeziyle görüşme sağlandı. Yani bunlar diplomatik gelişimlerdir. Bu nedenle 5. öncülümüz yanlış. 1, 2, 3 ve 4. öncülümüz doğru olduğundan soru sorumuzun doğru cevabı C seçeneği 1, 2, 3, 4 olacaktır. Evet test 28 soru 2. Burada çıkan ayaklanmalara ve ayaklanmalara karşı Büyük Millet Meclisi'nin aldığı önlemlerden biri olan Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarması, istihar mahkemelerini kurması ve İslam mahkemelerinin özellikleri verilmiş. Verilen bilgiye göre açtaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ee, şimdi ister mahkemeleri ihanet vatanı kanunun uygulayıcısının teyinde de evet ihanet vatanı kanunu vatana ihanet e, suçu işleyenlerin e, yargılanması için e, kurulan e, bir mahkeme ister mahkemeleri. Yani, i̇hanet vatanı kanunu çıktıktan sonra suçlular nerede yargılanacak? İslam mahkemelerinde o zaman uygulayıcısının teyindedir diyebiliriz. İslam mahkemelerinin seyyar olmaları, yargılamaları hızlıca çözme amacına yöneliktir. E, tabii hemen çözmek için seyyar mahkemeler. Yani Diyarbakır'dan mı suç işlendi ya da İstanbul'da mı suç işlendi ya da Ankara'da mı suç işlendi hemen bu mahkeme oraya gidiyor. Yargılamayı yapıyor. Bu da e, tabi hemen suçları e, hızlı bir şekilde suçluları yargılamak amacına yöneliktir. İstihar mahkemeleri Büyük Millet Meclisi otoritesini korumak amacıyla yasama ve yargı güçlerini devreye sokmuştur. Yasama gücünü e, devreye soktuğuna hıyaneti vataniye kanunu çıkartmasını kanıt olarak gösterebiliriz. Tabi istihbar mahkemelerini kurması da yargı gücünü devreye soktuğunu kanıtlar. Büyük Millet Meclisi yargı bağımsızlığı ilkesini benimsemiştir. Bakın bu zor bir sorudur. Üyelerinin milletvekillerinden oluşması ve verdiği kararlara itiraz edilmemesi yargı bağımsızlığı da olduğunu kanıtlamaz arkadaşlar. Yani düşünsene üye yani milletvekilleri hakim sıfatıyla görev yapıyor. Bu da yargı bağımsızlığının olduğuna kanıt olarak gösterilemez. Bu nedenle ikinci soruda A seçeneğine ulaşamayız ve A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Evet, burada e, Türkiye'de e, vatan vatana ihanet vatana ihanet suçu ilk kez Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Nisan 1920'de çıkarılan 2 numaralı Hiyanet Vataniye Kanunu ile düzenlenmiştir. Hiyanet Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesinde Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan kesimler tarafından başlayan ayaklamalar etki olmuştur. Bu kanuna göre Büyük Millet Meclisi'nin varlığına isyana, e, isyana yönelik sözlü, yazılı veya eylemli muhalefet ve fesatatta bulunanlar vatan haini sayılır. Fiilen vatan haininde bulunanlar doğrudan asılarak idam edilir. Vaiz ve hitabet suretiyle elenen ve çeşitli zeminlerde söz ve hareketleri vatan hainliği, cümle tarih ve teşvik edenlere, iş bu tarih ve teşvik yazı ve resimleri yayanlar kesici küreye konulurlar. Vatanı ihanet sanıklarının yargılanması en çok 24 gün içinde karara bağlanır. Verilen karara karşı başka bir kurum veya mahkemeye başvurulamaz. Şimdi burada demiş ki verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Büyük Millet Meclisi yasama gücünü kullanarak otoritesini korumak istemiştir. Tabii ki de vatana ihanet suçu ağır bir suç. ihanet vataniye kanunu çıkartılarak aslında hem ayaklanmalar hem de çeşitli suçların önlenmesi amaçlandığı için A seçeneği doğrudur. Kanun kapsamında suç işleyenlerin yargılanacağı belirtilmiştir. Tabii ki de Burada e, vatana ihanet sanıkların yargılanması mesela ifadesi kullanılmış. C seçeneği de doğrudur. Yaptıkları eylem ve girişimlerde vatana ihanet edenlerin doğrudan idamına karar verilmiştir. Fiilen vatan halinde bulunanlar doğrudan asılarak idam edilir maddesi bu ifadeyi doğrulamaktadır. Ama işlenen tüm suçların cezası idam olarak belirlenmiştir ifadesi e, yanlıştır. Çünkü burada... Demiş ki çeşitli zeminlerde söz ve hareketli vatan hainli cürümüne tahrik edilenler geçici küreye konulurlar. Bu arkadaşlar kürek suçu. Detaylıca araştırırsanız zaten internete çıkar ne demek istediğimi anlarsınız. Bu nedenle tüm suçların idam işlenen tüm suçların cezası idam olarak belirlenmiştir ifadesi yanlış olduğundan 3. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Evet test 28 soru 4. Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar. Şimdi burada bir haritamız verilmiş ve burada da Mustafa Kemal'in bir ifadesi var. Asiler aman dilemek amaksadıyla geldiklerini söyleyerek o bölgedeki komutanlarımızı kandırarak tedbir almakla ihmale sevk ettiler. Bu sırada o civarda dağınık halde bulunan müfrezelerimize hücum ederek Urfa'yı işgal ettiler. Haberleşme bağlantımızı engel olmak üzere de o bölgedeki bütün telgrafatlarını kestiler. Urfa'yı işgal eden asiller devlete bağlı olan Karakeçeli aşireti mensuplarını öldürdük, öldürdükleri gibi askerlerin, subayların mallarını da yağma ettiler. Mustafa Kemal'in bu ifadeleri haritada yer alan ayaklamaların hangisiyle ilgilidir demişiz. Burada Urfa'yı vurguluyor zaten. Ee, Urfa haritaya baktığımız zaman milli aşireti ayaklanması var. Doğru cevabımız direkt C seçeneği milli aşireti ayaklanması olacak.